Biz örtünmeyi hep kadın üzerinden konuşuyoruz. Çünkü İslam ve Müslüman bir ülke olduğumuz için çoğunluğu hep bunun üzerinden konuştuk. Kadının örtünmesi, kadının mahrem yerlerini örtmesi. Çünkü kadının tesettürü baştan aşağı tesettür ama hiç erkeğin tesettürünü çok fazla gündeme getirmiyoruz. Şimdi erkeğin belden yukarısı ve dizden aşağısı haram değil. Ama lütfen kadınları yorumlarken değerli erkek kardeşlerim, erkeğin de kendini seks apel, seksi bir şekilde ortaya atması haramdır. Sizin belden yukarınız haram değil diye o baklavalarınızı gösteriyorsunuz. Buralara kadar düğmeler açık. Kendinize bir şekiller veriyorsunuz. Bunlar da size haram. Yani erkeklerde zaten hep bu böyledir. Hani erkeğin elinin kiridir olayı vardı ya yıllarca, hani sanki zina erkeğe haram değil, erkek günaha girmez. Çünkü namus kavramı kadının üzerine yıkılmıştır. Halbuki erkeğin de bir namusu vardır ve erkeğin de zinası kadının zinası kadar haramdır. Cenab-ı Allah bunu böyle bir tekele sokmamış. Yani sadece kadın zina yapamaz. Hayır, kadın da erkek de zina yapamaz. Fakat bizim muhafazakar kesimde de var. Yani sanki erkekler belden dize kadar kapalı olduğu zaman diğer yaptığı eylemlerin günahla veya haramla bir işi yok. Hayır Müslüman din kardeşlerim, canım, abilerim, kardeşlerim, sizin o Instagram'da görüyorum. İşte şöyle o baklavalarınızı gösteriyorsunuz. Şöyle kendinizi acayip seksi pozisyonlara ya da böyle çok cazibeli hale sokuyorsunuz ya. Hepsi haram. Hepsi haram. Hiç kusura bakmayın. Hepsi haram. Ama siz bunları haram olarak görmüyorsunuz. Şimdi kadınlar da tabii artık o haram, helal, güzel, çirkin, ayıp kavramı kalktığı için, ama genelde Türk Müslüman toplumunda erkekte bu algı vardır. Şimdi bak, ben erkek arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi koruyorum ama bu konuda da erkekler mesela daracık o kot pantolonları giyiyorsunuz ya, paçadar çorap yok falan. Onlar da haram canım. Eğer siz beni alkışlıyorsunuz ya, sakın kızmayın bana. Ama erkeklerin de bir sürü haramı var. Ama bu vücut üzerinden, yani kıyafet üzerinden hep kadını böyle işte yorumladıkları için biz de yorumluyoruz. Hani fazla olan her şeyi. Ama erkeğin belden yukarısı normal ve olması gereken şartlarda haram değil. Toplum içinde çıplak dolaşması, çıplağa yakın dolaşması, yani belinin üstü veya işte belden açık, amacının dışında poz vermesi bu. Yoksa erkeğe bu haram değil denirken, erkekler işte güç, kuvvet çalışıyor, inşaatta çalışıyor falan, hani erkeğin vücudunun özelliği falan, bunlar göz önünde tutulmuş. Biz Allah'tan daha iyi mi bileceğiz? Ama erkekler de maalesef tesettürü, kendi tesettürlerini unutmuş durumdalar. Erkeklerin de kendi tesettürünü bir gözden geçirmeleri lazım. Yani hani böyle düzgün kıyafetler ve hani diyorum ya ben, tesettür cazip olmalı, cazibeli değil. Evet, erkekler de cazip bir erkek olmalı, cazibeli olmamalı. Kusura bakmayın sevgili erkekler, siz de seksi olmak için değişik değişik pozlar veriyorsunuz. Daracık pantolonlar giyiyorsunuz. Onlar da haram. Bunların hepsi size de haram. Sanki erkeklerin sadece o bölgeleri kapalı olduğu zaman onun dışındaki çok her istediği yerde rahatça üstü açık dolaşır diye bir şey yok. Yani bizim böyle bir kültürümüz var. Lütfen buna da dikkat edin. Evet, biz hep kadının tesettürünü konuştuk ama bir de erkeğin tesettürü var. Nasıl kadına tesettür varsa erkeğe de var. Erkeğin belden yukarısının, dizinin altının haram olmaması erkeğin her ortamda bunu bu şekilde dolaşacağı anlamına gelmiyor. Erkeğin vücudunu bu şekilde sergileyip sosyal medyada orada burada fotoğraf paylaşması ve buna da ayrı bir ahenk katıp
cazibeli bir hale getirmesi de haramdır. Erkeğin daracık pantolon giyip vücut hatlarının belli olması da haramdır. Erkeğin de İslamiyet'te giyinme şekli vardır. Onun da dar değil, bol giyinmesi gerekiyor. Yani bir şekilde tamamen daracık değil, belki bir sarık cübbeyi söylemiyorum. O en İslami giyinme şekli. Ama netice itibariyle erkeğin de vücut hatlarını çok fazla belli edecek şekilde giyinmesi haramdır. Ama bunların hiçbiri konuşulmuyor. Hep kadının tesettürü. Aslında sorun zaten tarihler boyu erkeğin tesettürü, zihinsel tesettürü ve bedensel tesettürü konuşulmadığı için, hep kadınınki konuşulduğu için patinaj çektik bu konularda. Nasıl zinaya erkeğin elinin kiri diyorlardı, erkek kendini günahsız ve özgür hissediyordu, temiz, kadına namus kavramı yükleniyordu. Hayır, ikisine de aynı günah, aynı namus kavramı var. Zina yapan bir kadın ne kadar günaha giriyorsa, zina yapan bir erkek de o kadar günaha giriyor. Çocuklarınızı lütfen bu şekilde yetiştirin. Bakın, bu algıyı kırın. Nasıl ki kadınların bir edebi giyinme şekli varsa, erkeğinki de olmalı. Eğer siz bir erkek olarak kalkıp her yerde üstünüz belden yukarısı çıplak dolaşıyorsanız veya o dedim ya başta da o baklavalarınızı göstererek pozlar veriyorsanız, daracık kıyafetler giyiyorsanız, bunlar da haram. Benim bunu değinmemdeki sebep, hep diyorlar ki işte sen şöyle böyle, hayır, ne yaptık? Yine adaletli konuştuk, kitabın ortasından konuştuk. Lütfen kız ve erkek çocuklarınıza tesettürü öğretin. Yani tesettür dediğim, tamam, belki Allah'ın emrine göre ben de yapamıyorum, nefsimin zafiyeti, ama bir ölçü olması lazım. Ölçüleri öğretin. Ama hiç erkek çocuğunda bunu uygulamıyoruz. Erkek çocuğumuza da bunu öğretelim. Hep kız çocukları üzerinden gitmeyelim. Her iki cinsinde kendi o bedenine olan saygısını öğretin. Onun mahremiyetini ve masumiyetini kıracak şeyleri, en azından tam tesettürlü değilsek de en azından mahremiyetimizi ve masumiyetimizi bozacak şekilde giyinmeyelim. Bu yüzden değerli erkek kardeşlerimiz, kusura bakmasın ama siz de birazcık fazla gittiniz yani. Daracık daracık giyinmek, her tarafınız meydanda, bu ne ya? Bu ne? Sizinki ne? Siz de birazcık, değil mi? Edep yahu deyin. Hadi bakalım, görüşmek üzere.